Hüseyin Gülerci Trenden inenlerle Yeni Parti mi? Son zamanlarda bazı gazete köşelerinde Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan isimlerinin yer aldığı yeni bir parti oluşumuna dair yazılar çıkıyor. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin başarılı olamaması durumunda yeni parti kurulmasının beklenebileceğini Güle yakın isimlerden fısıldayanlar da var. Objektif siyasi analiz yapıyormuş gibi kalem oynatsalar da Güllü Davutoğlu'lu bir parti için yanıp tutuştuklarını gizleyemiyorlar. 11. Cumhurbaşkanı Gül ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu bu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadılar. Doğrusu ben de konuyu bu safhada ele almak istemedim. Ancak Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ifadeleri meseleyi dedikodu şayia söylenti olmaktan çıkardı. Karamollaoğlu şöyle diyor. Saadet Partisi Genel Merkezi'de T24'ün sorularına verdiği cevaplardan Soru: Seçim sonrası siyasette yeni bir tablo oluşabileceği söyleniyor. Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu ile o temas sürüyor mu? Aktif siyaseti sizde ya da başka partide yapma düşünceleri var mı? Düne kadar AK Parti'de politika yapıp artık bu işin böyle gitmeyeceğine inanan ciddi bir kadro var. Abdullah Gül bunlardan bir tanesi. Gönül rahatlığıyla gittim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettim. O zaman ittifak olsa aday olabilecekti. Sadece Gül için demiyorum, iktidar partisinin içinde görevi olmayan eski bakanlar, vekiller, belediye başkanları %90'dan fazlası AK Parti'den kopmuş vaziyette. Sayın Karamollaoğlu aynı röportajda şunları da söylüyor. Şu anda yapılan baskı 28 Şubat'ta yapılan baskıdan daha fazla, ben 28 Şubat'ta bu kadar endişelenmedim. Abdullah Gül ekibinin toplumda kendileriyle ilgili bir heyecan, beklenti vehmetmeleri siyaset zemininin cilvelerinden başka bir şey değil. Bütün umutları Erdoğan ve AK Parti'nin 31 Mart'ta tökezlemesine bağlı. Bir de demek onlar da Karamolluoğlu gibi eski bakanların milletvekillerinin aday yapılmayan belediye başkanlarının aday adayı gösterilmeyenlerin %90'dan fazlasının AK Parti'den kopmuş vaziyette olduğuna inanıyorlar. Bu küskünlerin AK Parti tabanında etkileri olacağını hesap ediyorlar. Yani 31 Mart'tan sonra büyük bir darı ambarı oluşacak. Gül ve ekibinin önünde yığılan çaresiz insanlar kurtarın bizi diye yalvar yakar olacaklar. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tabanının Gül ve ekibine nasıl baktığını 20 Ocak 2019'daki Ordu'da partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısında dramatik şekilde söyledi. Siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği vardır. Hasbilik ideal olandır. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Onlar yol ve dava arkadaşları olmadılar, yolda bıraktılar. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Yeni parti umutları, beklentileri hep Erdoğan'sız Türkiye hesaplarına dayanıyor gezi olaylarından beri aynı ekipler, mahfiller, CHP vesayet kalıntıları bilhassa 15 Temmuz ihanetinin elebaşı Pensilvanya'daki FETÖ Erdoğan gitsin de isterse Türkiye batsın diye tepinip duruyorlar. Erdoğan millete yaslandığı için kazanıyor. Karşısındakilerse hala ekonomik ve siyasi bir kaos olsun da Erdoğan çelmelensin beklentisi içinde. Yoksa Trump'ın Venezuela'daki Juan Guaido'su gibi Türkiye'de de geçici başkanlık düşü görenler mi var? Hüseyin Gülerce Star